Eğer Türkiye'de yaşam yeni mezunsanız muhtemelen hayatınız hiç de güzel gitmiyordur. Her geçen gün bir öncekinden daha kötü ve geleceğe yönelik umutlarınızın bir bir öldüğü bir atmosferde yaşamak da zaten psikolojik olarak da oldukça bunalımlı. Muhtemelen de birçoğunuz bu bunalımla başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Yani aslında kısaca hayatınız da diyebilirdim ama sizi o kadar çok kırmak istemediğim için bu kısmı bipledim. Ama aslında çok da yapabileceğiniz bir şey yok yani. Siz elinizden geleni yaptınız işte. Üniversite sınavına çalıştınız. Üniversiteyi nispeten iyi bir şekilde bitirdiniz. Tabii bunu bir kısmınız için söylüyorum. Yani üniversite %30'u falan böyle verimli geçiriyor. Geri kalan kısmınız yattı. Ama neyse onları da çok dışlamayalım. İyi bir üniversiteden bitirdiğinizde beklentiniz hayatınızda en azından bazı makul giderlerinizi karşılayabilecek bir gelir. Ama olmadı. Tabii o geliri kazanamamakla beraber aynı anda kendinizin hayat hakkındaki beklentileri de suya düştü. Ülkeden beklentileriniz de suya düştü ve muhtemelen maddi olarak beklentileriniz de suya düştü. Ve benim şu bu videoda uzaklaşmam gibi sizin de güzel geleceklere dair hayalleriniz sizden her geçen gün adım adım uzaklaştı. Ve şu an muhtemelen tek başına kirasını karşılayamadığınız için ev arkadaşınızın olduğu bir evde bu videoyu izliyorsunuz ve bu hayattan bir kurtuluş var mı diye merak ediyorsunuz. Var tabii ama en azından bunu gezerek anlatsak daha iyi olur bence. Bakın burası Montreal Lachine Canal. Hayat güzel. O kadar da kötü değil. Ya tamam objektif olun. Bir yeni mezunun hayatı biraz kötü. Hatta bir iyi bir kötü haberim varsa iyi haber şu. Yalnız başınıza değilsiniz. Sizin gibi milyonlar var. Kötü haberse şu. Evet gerçekten objektif olarak hayatınız kötü. Yani subjektif durumlar değil. Bu videoyu izleyenlerin arasından sadece birkaç kişi hariç. Onların da işte böyle anne babasının evi var. Yazlıkları var. Yani varlıklı. Belki aranızda yine bir kişi kendi başına servet yaptıysa çok zor Türkiye'de ama bu yaşlarda en azından. Gerçekten hepinizin hayatı kötü. O yüzden bazen kabullenmekte de fayda var. Bu arada bugün pazartesi ve olabilecek en iyi pazartesi sanırım ama çünkü hava güneşli ve kimse çalışmıyor. Labor'da olduğu için böyle yoksa normalde böyle değil. Merak etmeyin yani siz hariç herkesin hayatı müthiş bir tek siz çekmiyorsunuz. Bugün sadece tatil, bisikletle inelim. Gelelim tabii yaşadığınız sorunlara. Dediğim gibi hayat hakkında beklentileriniz belki de tutmadı işe başlayınca. İnanılmaz ya. Yani bomboş yerde video çekmeye başladım ama yanımda bir kadın oturdu ve telefonla konuşuyor. İnanılmaz. İstesem olmaz yani şimdi. Evet video çekmemem için gerçekten dört bir koldan saldırılıyor. Şu an Montreal'de şu ana kadar gördüğüm en güçlü rüzgar esiyor sanırım. Ama yeni mikrofon tahminen bunun üstesinden geliyordur. Yani hayat hakkında beklentiniz tabii ki belki de maaşlı çalışma hayatı size göre değil. Sonuçta üniversiteden mezun olduktan sonra %99'unuz maaşlı bir işe giriyor ve oranın çalışma haklarıyla, çalışma standartlarıyla yaşamını devam ettiriyor. Ve aslında tek hayatınız o oluyor. Özellikle ilk başladığınızda nispeten rekabetçi bir yerde başladıysanız çok çalışacaksınız ve hayatınız yoğun geçecek ve işiniz aslında hayatınız olacak. Özellikle 22-23, 25-26, 27'li yaşlarda falan işiniz hayatınız oluyor. O 5 yıl kayıp gibi oluyor biraz. İşte başkasının yanında çalışmak da size belki uygun değildi yani. O yaşa kadar hiç çalışmamış olma şansınız yüksek. Belki sadece staj yapmıştınız bir iki yerde ama hani başkasının yanında sürekli çalışmak ve gelecekle ilgili başka bir gelişmenin olmayacağını bilmek. Yani mesela 2. sınıfta, 3. sınıfta staj yapmak çok öyle değil. Staj bitecek yani 1 ay, 3 ay falan, 4 ay. Sonra okul devam edecek ama mesela mezun oluyorsunuz ve işe giriyorsunuz ya bitmeyecek o. Artık hep öyle devam edecek yani. Hani çok yoğun çalıştım seneye geçecek hayır geçmeyecek. Çünkü seneye yani sana daha büyük olan insanlar da aynı şekilde çalışıyor. 35 yaşındakiler de aynı şekilde çalışıyor. Onları ofiste görüyorsun. Dolayısıyla o bir vuruyor. Yani yeni mezunu sanırım ilk vuran şeylerden birisi budur. Ofise girer ve 35 yaşında hayattan nefret eden camın kenarında neredeyse ağlayacak gibi oturan o kişiyi görür. Der ki ben bu olmak istemiyorum. Orada bir vurmaya başlar. Şimdi tabii diyeceksiniz ki o zaman ne yapalım hepimiz risk mi alalım? Yani risk almak da yemez zaten. Yani Türkiye'de bence ekonomik olarak risk almak zaten çok güvenli değil. Çünkü yani biraz harsh bir ekonomi. Nasıl diyeyim yani? Yaşam masraflarınız oldukça yüksek ve kazanacağınız şey oranı bence çok yüksek olmuyor birçok iş için. Yani birçok işte zaten hemen kendi işini yapamıyorsun. Yani başlar başlamaz mühendisim pat diye şunu yaptım falan. Ya tam startup yapanlar işte e-combinator'a girenler falan filan var ama çok istisna. Bu videoyu izleyenler %99 için bu geçerli değil yani. Ya da avukatsan falan ilk yılda ofisini açma şansın çok düşük en azından. Bir 5 yıl falan kalacaksın değil mi? Hadi 3 yıl diyelim en iyi durumda. Ki o bile o risk aldıktan sonra batanların oranı oldukça yüksek olduğu için çok da bir şey garanti etmiyor. Bunun dışında bir de tabii hangi işte çalışıyorsanız çalışın yaptığınız işin niteliğini beğenmemiş olabilirsiniz. Sonuçta mezun oluyorsunuz ve bir beklentiniz var ama girdiğinizde o düşündüğünüz şeyleri yapmayacaksınız. %99.9 mu desem, %80 mi desem. Dolayısıyla daha kendinize gösterebileceğiniz, parlayabileceğiniz, belki yurt dışına bir yere gitmek istiyor olabilirsiniz. Bir başka noktada belki yaptığınız işler etik olarak içinize sinmedi. Yani işte hukukta mesela girdiğiniz büroya yaptığınız işler gerçekten şey böyle işte günlük hayatınızda karşı çıktığınız birçok olayı iş olarak yapıyorsunuz. İşte bilmem ne petrol, bilmem ne şunlar falan. İşte bilmem ne diktatör rejimlerinde başka ülkeler oluyor ya yani işte onların işini yapıyorsun. Arap ülkelerinde bir şeyler yapıyorsun. İnsan hakları ihlalleri vesaire hiç umursamayan şirketler. Dolayısıyla bu da bence insanı birazcık etik olarak etkiliyor olabilir. Bir yeni mezunun psikolojisini bozan şeylerden birisi olabilir. Ve tabii bence bir yeni mezunun Türkiye'deki en önemli kafasını yoran şeylerden birisi de 22-30 yaş arasını kaybetmekten korkması. Yani onu mu yapsam, bunu mu yapsam, bu hayatı sevmiyorum ama ne yapsam diye eğer o yıllarınızı kaybederseniz geçmiş olsun, gençliğiniz gidiyor, oturup ağlayabilirsiniz, yapacak bir şey yok. Bazılarının da gerçekleri böyle kısmadan söylemesi lazım yani. Dolayısıyla bir yeni mezunun Türkiye'deki hayat hakkındaki beklentilerinden yaşayacağı hayal kırıklıklarının biraz üstünden geçmeye çalıştık. Şimdi ekonomik olarak yaşayacağı hayal kırıklıklarından da bahsedelim ama bunun için de biraz lokasyon değiştirelim. Her zaman lokasyon değiştirmek iyidir. Sürekli alttan subliminal mesaj. Hayat güzel ya ama eğer
iyi yapabilirsiniz. Hani yemek güzeldir mesela. Taze fasulye yemeğini seversiniz ama iyi yapabiliyorsunuz. Çok kötü taze fasulye yemekleri de var, çok iyi de var. Aynı hayat. İyi kurarsanız güzel oluyor. Sıradaki konu başlığımız Türkiye'deki bir yeni mezunun ekonomik olarak beklentileri ve onların karşılanmaması. Ama hayat paradan ibaret değil. Önce şu manzaranın güzelliğine bir bakın. Yani sanki pastel boyayla çizilmiş gibi. Montreal La Chine Canal. La Chine Canal. Yazın böyle gözüküyor. Aslında dikkat ederseniz öyle çok da bir harmoni yok yani. Eski fabrikalar, yeni binalar falan. Ama güzeldir herhalde şurada yaşamak. Keyiflidir diye düşünüyorum. Ama sadece yazın. Yani her gülün bir dikeni var. Türkiye'nin de dikeni ekonomisi. Böyle bir konuya geçiş yaptıktan sonra yani maddi olarak beklentinizdeki temel sıkıntı şu olacak. İyi ya da çok iyi kazanıyor dahi olsanız şu an Türkiye'deki standartlarda. Bu da yani Galatasaray Kök, Boğaziçi işte bilgisayar mühendisliği, Koç bilmem ne, Bilkent şu bu. Alacağınız maaşın belli bir limiti var. Yani bu işte şu anın parasıyla 50 ile 85 arası falan. Dolar cinsinden de işte 1500 ile 2500 dolar arası. En iyi kazananların başlangıç maaşı. Ben var mı yani 2500 dolar aylık netten daha fazla alıyorum ya. 3500-4000 alıyorum. Çok 3-5 tane falan ekstrem belki bir case'ler vardır. Oyun yapan şirketlerde falan olabilir belki ama mesela hukukta yok yani. Dolayısıyla o maaş da size yetmeyecek. Çünkü İstanbul'daysanız yani belli bir hayat standartında yaşamak istiyorsunuz. Diyorsunuz işte ben en iyiyim, en iyi yerlerde okudum. Hak ediyorsunuz da bu arada. Yani dünyanın özellikle batıdaki birçok eşlenik insan güzel hayatlar yaşarken siz yaşayamıyorsunuz, hak ediyorsunuz ve bu sizin moralinizi bozuyor ve ekonomik olarak yeni mezun beklentinizi ülke karşılamıyor yani. Türkiye'de bir yeni mezunsanız psikolojiniz için yapabileceğiniz en kötü şey saatlik kazancınızı hesaplamak. Siz bence sakın yapmayın ama ben sizin için yapayım. Biraz moraliniz bozulsun, arada moral bozuntusu da iyidir. Haftalık 40 saatten aylık 160 çalıştığınızı varsayalım, biraz düz hesap olsun ve varsayalım ki 1600 dolar alıyorsunuz işte 55.000 TL falan. Tebrikler, saatiniz 10 dolar. Çoğu Amerika'nın bildiğiniz eyaletinden asgari ücretinden düşük. Kaliforniya'da mesela restoran asgari ücreti 20 dolar haberiniz olsun. Yani Avrupa'daki hemen hemen her yerden de düşük işte Romanya ayarında falan oluyor herhalde. Peki yani bu düşük rakamı hangi noktadan incelemeliyiz? Bence şöyle işverenizi düşünün yani Türkiye'de çalıştığınız kallafi, patronlarınız ve onların şirketleri. Size böyle Amerika'daki böyle 3 çalışanlı bir Meksika restoranının saatlik verdiği ücreti veremiyor. Ha, belki de o kadar da iyi değillerdir ya da sizi sömürüyorlardır. Ve tabii bu kazançlarınız her ne kadar olursa olsun yani 50 de olsun, 80 de olsun, 100 de olsun şu an Türkiye'de ev alamayacaksınız değil mi ya? Bunun mümkün olmadığının farkındasınız. Bu faizlerle zaten alamazsınız. Maaşınız da yetmiyor. Dolayısıyla hop düşmeyelim. Size şöyle yolu göstereyim. Hop 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 hop. İşte Türkiye'de yaşamak böyle. Hızlı ve kontrolsüz. Üstüne bir de şoförünüz değerli turizm. Daha ne kadar kötü olabilir. Ama eğer yokuşları çıkabilirsiniz. Böyle manzaralara kavuşursunuz. Benden demesi. Sabredince oluyor. Ya sabredip uğraşınca. Sabredince hiçbir şey olmuyor. Bence gençlere söylenen en büyük kazık o. Sabret. 40 yaşına gelen emekli ol. Öl sonra ya da 60 yaşına gelen. Sabredince bir şey olmuyor arkadaşlar. Risk alıp başarılı olursunuz bir şey olur. Yani dediğim gibi ev almanız da imkansız. Dolayısıyla maddi olarak bir yeni mezunun beklentileri karşılanmıyor. Zaten Beşiktaş Etliler'de falan yaşamaya çalışıyorsunuz. Onun kirasıyla baş edebilme şansınız. Gerçekçi oğlum yok. Şu an tek başınıza oturmanız için çok iyi kazanıyor olmanız lazım ki 30 bin lira kira artı işte 10 bin lira ev masrafı geri kalanları verebilin. Hatta daha fazla çoğu durumda. Oysa ev arkadaşınız var. İşte 26, 27, 28'li yaşlarda ev arkadaşınızla yaşıyorsunuz ki olmaması gereken bir şey. Tek başınıza yaşamayı efor edebiliyor olmanız lazım. Şapkam uçacak bir durup düzeltin. Tabii şimdi hayat hakkındaki beklentilerinizi geçtik. Maddiyat hakkındaki beklentilerinizi de geçtik. Bir de uzun vadeli de maddiyat hakkında yani çok bir umudunuz olmuyor. Çünkü Türkiye'de bence genel sıkıntı yani iş piyasasının düşüklüğü. Her zaman sizi kompanse edebilecek birisi var. Çok niş ya da çok işte istisna bir durum değilse. Oysa uzun vadede 15 yıl 20 yıl sonra da maaşlarınızın yükseleceği yani 40 yaşınızdayken de çok garanti değil. Yani o yıllarda daha patron olabileceğiniz hukuk tarzında meslekler yapıyorsunuz. Nispeten yine işiniz rahat ama onun dışında böyle patron olmaya doğru net bir yolu olmayan işler bence maddi olarak da sizi tatmin etmiyor. Bunalımınızı körüklüyor. Ne oldu yani şimdi? Daha sadece 4-5 yıl önce çok böyle neşe dolu, güzel bir lise öğrencisiydiniz. İşte hayatla ilgili çok güzel planlarınız vardı. Şu ansa böyle çok da sevmediğiniz işinizde çalışıp kağıthanede, etilerde, akatlarda vesaire işte tek başınıza efor edemediğiniz için ev arkadaşıyla yaşadığınız bir hayatınız var. Ve mutsuzsunuz ve maalesef sizin gibi milyonlar var. Belki tamam herkes İstanbul'da yaşamıyor ama sizinle benzeri standartta milyonlar var Türkiye'de. Gerçek bu. Devam edelim. Bir de ülkenin genel Türkiye olmasından kaynaklı şu ana kadar saydıklarımızın dışında birkaç değinmek gereken nokta var ama ondan önce bir manzarayı izletelim. Burası bir bisiklet yolu. Aslında ben nispeten tehlikeli bir iş yapıyorum. Tekerle sürüyorum. Evet, manzara bu. Peki nedir bu Türkiye'nin
Türkiye olmasından kaynaklı da yaşadığınız ekstra sorunlar. Yani bir kere ifadenizi rahatça ifade edemiyorsunuz kendinizi. İfade özgürlüğü konusunda biraz maalesef sınıfta kalan bir ülkeyiz yani. Hani şey değil, benim söylediğim değil, objektif olarak rakamlarda öyle. Gerçekten maalesef öyle. Keşke öyle olmasa. Öyle olmaması da bayağı kolay aslında yani. Ama maalesef. Merci. Bir de tabii sürekli olarak siyasi atmosferin karamsarlığı, böyle yukarıdaki bulutlar gibi. Ya şu an biraz aydınlık ama. Sizi tabii bunaltıyor yani. Sürekli hayatta her gün bir şey kötü gidiyor değil mi? İşte yani çok basit şeyler, hayat hakkında yapmanız gereken şeyler yasaklanıyor, tekrar açılıyor. İşte yurt dışına gitmemeniz için ekstra çaba varmış gibi hissettiriliyor değil mi? Mesela yani pasaportun dünyanın en pahalı olduğu ülke falan. İşte vize almak çok zor. Yani yurt dışına turist olarak çıkıyorsan bilmem ne haracı ödüyorsun. Adını unuttum, yurt dışı çıkış harç bulu ödüyorsun. Oysa ülkenin ülke, Türkiye'nin Türkiye olmasa yani bağımsız. Yani nasıl diyeyim? Şu ana kadarki şeyler işinizin niteliği, kendi hayat hakkındaki beklentiniz ve maddiyatla ilgiliydi. Bunlar dünyanın her yerinde yaşayabileceğiniz şeyler, sorunlar. Ama bu şu saydığım Türkiye'nin Türkiye olmasından kaynaklıydı. Bunlar genel olarak... Genç olarak sizi zorlayan şeyler, kabul edelim. Ama hep bu kadar kötü mü? Hayır, hep bu kadar kötü değil. Bakın tıpkı böyle yepyeşil güzel manzaralar olduğu gibi. Türkiye'de hayat hakkında da gayet güzel, keyifli şeyler de var. Ya öncelikle bir kere işinizi seviyor olabilirsiniz. Yani şu ana kadar saydığım şeyler arasında öyle de olabilir. Yani. İşiniz güzeldir, uluslararası alanda güzel bir şey yapıyorsunuzdur. Ve tecrübe kazanmak 3-4 yıl, 2-3 yıl, 5 yıl, 1 yıl neyse artık size iyi hissettiriyordur. Ve bu... Aslında hani Türk İstanbul'daki yani Türk olmanızın İstanbul'da olmanızın rekabetsel konudaki avantajı şu. Yani göçmen olan ülkelere gittiğinizde yani sen şimdi Londra'ya da gitsen, Toronto'ya da gitsen, New York'a da gitsen. Yani o şehirlere gittiğinizde çok büyük bir rekabet oluyor. Sizin gibi işini birçok iyi yapan insan var. Ve birçok ülkeden gelip oralarda master yapıp falan top level olan insanlar var. Ama İstanbul'daysanız çalıştığınız yerde yani çok iyi bir yer olabilir. Yani işte örneğin Amazon'da, Google'da, Facebook'da, en iyi hukuk bürolarında, en iyi yatırım bankalarında... Bilmem ne işte Dünya Bankası neyse artık. Onlarda çalışabiliyorsunuz ve orada kazandığınız tecrübe güzel olabiliyor. Yani Türkiye hakkındaki olmuş yerden birisi bence bu. Bu gibi şeyler şu ana kadar saydığımız kötü taraflara sabretmenizi kolaylaştırıyor olabilir. Artı şu da olabilir yani iş yeriniz suni bir fanus olabilir. Suni bir fanus gibi olabilir. Yani içerideki herkes çok iyidir. Türkiye gerçeklerinden uzakta çalışıyorsunuzdur. Müthiş rahat ve güvenli hissediyorsunuzdur. Ve bunun bozulacağını düşünüyorsunuzdur. Evet muhtemelen bozulur bu arada düşünüyorsunuz. Ve Türkiye'de bunu bulduysanız da şanslısınız. Her yer böyle değil. Hatta çok az yer böyle. Oysa bu da Türkiye hakkındaki iyi bir şey olabilir sizin için. Bir diğer şey de aileniz burada. Yani mesela işte geçen Twitter'da okumuştum. Fatih Nikli birisi var. Yazılımcı yani böyle ismini unuttum ya kusura bakmasın. Ona mesela çok işte üst düzey bir yazılımcı kendisi. Üst düzeyden kastım çok iyi kazanan ve kariyer olarak istediği her yere gidebilecek. Zaten işte Almanya doğma büyüme ve Amerika'da çalışmış ve Türkiye'deydi. O mesela çok güzel açıklamıştı. Ben de henüz o yaşlarda olmadığım için onun tecrübesinden bu konuda faydalanabiliyorum. İki çocuğu var ve Ankara'da yaşıyor. O ailenin öneminden ve aslında çok güzel bir hayatı olduğundan şu an Türkiye'de. Ve yurt dışına giderse birçok eksiğiyle karşılaşacağını. Yani daha doğrusu elindeki birçok şeyi kaybedeceğini. İşte ailesine yakın oturuyor. Çocukları işte anneannesiyle dedesiyle falan büyüyor. Bunun artılarından bahsediyordu ve Türkiye'nin çok güzel olduğunu ve işte sürekli sosyal medyada vakit geçirip insanın kendini sürekli pesimist düşüncelere boğmasının çok doğru olmadığını, maruz bırakmasının doğru olmadığını ve işte git gez şehrine yakın yerlere git, başka yerleri gör vesaire. Türkiye çok güzel bir yer ve bunu işte ailene yakın yapmak da güzel diyor. Gerçekten ailenizin de Türkiye'de olması yani Türkiye sizin için çok çekilebilir bir yer kılıyor olabilir. O sizin burada kalma motivasyonunuz oluyor olabilir. Yani cidden aileye yakın yaşamak şu ana kadar saydığımız çok eksiği artıya çevirebilecek bir öneme sahip bence denklemde. Bunu da asla unutmayın derim. Bu kadar bahsettik. Şimdi durup birazcık da bunların o zaman artısını eksisini değerlendirmesini yapalım. Onun için duruyorum. Evet durdum şimdi. Bu arada ben de yani size video çekme ayağına güzel bir kanal bisiklet gezisi yapmış oldum. Bu da benim için iyi oldu. Video çekmenin artılarından bir tanesi. Video çekerken bir şeyler yapmak bence. Yani videoda genel olarak hayat beklentilerinizin karşılanmaması, maddi olarak beklentilerinizin, haklı beklentilerinizin karşılanmaması ve ülkeden bekleyeceğiniz bare minimum şeyleri maalesef denememeniz sıkıntılarını işledik. Bunun karşılığında da tabii çalıştığınız yerle ve işinizle ilgili olumlu şeyler olabilir ve ailenizle ilgili olumlu şeyler olabilir Türkiye'de. Ve bunların hepsinin sonunda yani şu an Türkiye'de bir yeni mezunsanız ve çok fazla gezmediyseniz, zaten biraz gezdiyseniz bence fikriniz vardır ama şunun farkında olmanızı isterim ki gerçekten İstanbul dünyanın en güzel şehri yani birçok konuda. Temel sıkıntı sizin paranızın olmaması yani eğer paranızın olmasını çözerseniz İstanbul'dan başka bir yerde yaşamak isteyeceğinizi sanmıyorum. Tabii ki gezersiniz yılın 3-4 ayı paranız varsa hani gitmeyin başka bir yere tarzında bir şeyle ama eğer yani yeterli maddi şeyi sağlayabiliyorsanız ki bence şu an bu İstanbul için 5-6 bin dolardan başlıyor kişi başı. Lüks bir yaşam yani.
çok mükemmel bir hayatınız olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla eğer iyi bir maddi gelire sahip olursanız zaten İstanbul'daki hayatınız da güzel olacaktır. Peki yani bu yeni mezunların bu kadar derdi vesaire var Türkiye'de. Anlattık, ekonomik dedik, işte iş beklentileri karşılanmıyor. Ülkenin yaşadığı özgün sıkıntılar var. Tam iyi yanları da var ama ne yapacaksınız yani, ne yapmalısınız? Bence kesinlikle yapmanız gereken şey, eğer alabileceğiniz bir risk varsa onu alın. Bu yaşta alın yani. Gerekirse fail edin. Tabii ki böyle bütün her şeyinizi yok edecek bir fail etmeyin. Bir bazı garantileriniz olsun, işte avukatsanız gidin baroya kaydolun, mühendisseniz işte iş tecrübeniz şartsa bir iki yıl şey olun, kesinlikle mezun olun üniversiteden. Kesinlikle dil öğrenin mesela, İngilizcenizin olmaması kabul edilemez yani. Kötü olması, orta olması kabul edilemez yani. Bunları yapın ve sonra o risk alın. Yurt dışına mı gitmek istiyorsunuz? Gidin. Hangi ülkeye gideceğinizi bilmiyor musunuz? Ben bir tane çekmiştim diyor, onu izleyin. Yurt dışına sizi ne bekliyor, nelere önden düşünmelisiniz bilmiyorsanız onu da çekmiştim işte, onu da izlersiniz. Dolayısıyla eğer alabiliyorsanız o riski alın. Çünkü almazsanız çok pişman olursunuz ve bir gün kendiniz 35 yaşında bir plazanın işte masasında ağlarken bulursunuz ve keşke o riski alsaydım dersiniz. Gidin bakın ofislere, böyle başı öne eğik, üzgün ve hayattan hiçbir beklentisi olmayan, tamamen salmış birçok insan göreceksiniz. Onlar gibi olmayın, risk alın. Bu bunalımınızı bu yaşlarınıza hapsedin. 2-3 yıl kötü geçti, sonra çok iyi oldu. Hayatımın en iyi kararı o yaşlarda bu riski almakmış deyin ve güzel, mutlu bir şekilde yatınızdan güneşin batış manzarasını deniz eşliğinde izleyin. Evet, bugünkü videoda bu kadar. Şimdi suya atlayacağım. Hayır tabii.